Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömercan Sümerli. Bu videoda arkadaşlar beni takip edenler, bilenler bilir. Instagram üzerinden paylaşımlarımı yapıyorum. Babamla birlikte şu anda bir çatıyı yapmaktayız, inşaatını. Sizlere inşaatta bir gün geçirmek isimli bir video çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar biz şu anda Selimiye'ye geldik. Biz her gün Milas'tan Selimiye'ye geliyoruz. İşimiz şu anda Selimiye'de. Şu arkamda görmüş olduğunuz çatıyı yapıyoruz. Bu ön cephesi kapandı. Yandaki arka sol cephesi de kapandı. Şimdi bugün de bu taraf kapanacak. Bu görmüş olduğunuz bölge kapanacak. Bunu da sizle beraber göstereyim dedim. Aslında şu cephe, büyük cephe çok daha eğlenceli olabiliriz. Lakin hani yorucu olduğundan falan bir yandan çekeyim bir yandan çalışayım falan biraz zor olurdu dedim. Öbürü günde de biraz benim yorgunluğum falan tuttu derken bugün dedim hem bunu size bu cepheyi kapatırken bir şeyler aktarabileyim hem de bu cepheyi nasıl kapattığımızı görün istedim. Şimdi her sabah inşaata gelince yaptığım bazı rutinler var. Ben onları yapmaya gideyim. İnşaatta çalışmak benim için çok özel bir duygu. Küçüklüğümden beri yaz tatillerinde babamla beraber inşaata giderim. Burada yaşamı, para kazanmanın zorluklarını, çalışmanın ve emek vermenin önemini, kendimi ne kadar geliştirmem gerektiğini hep görmüş ve öğrenmişimdir. İnşaat çok özel bir yer. Biz ilk çatıya malzemeleri indirdiğimiz zaman iki palet kiremiti buraya, geri kalanı da kulenin üstüne bırakmıştık. Şimdi bunlar bize burada engel oluyor. O yüzden de onları buraya dağıtmamız gerekiyor. Böyle hepsini buralara dağıtıyoruz. O yüzden bu ön kısmın PVC'sini membranını serdik. Bunlar su geçirmiyor. Su yalıtımlı. Hatta ses yalıtımlı bile olabiliyor böyle kaliteli bir şeyler bazıları. Yani şimdi buradaki kiremitleri buradan alıp buraya taşıyacağız. Böyle dağıtacağız ki burası bir daha açılsın. Ondan sonra biz de işimizi daha rahat yapabilelim diye. Görmüş olduğunuz çatının mahyalarından dikeceğiz. Zaten işin birazcık ağır kısmı burası, ondan sonrası akıyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz mahyayı dikeceğiz. Saat 9 oldu. Şimdi ben saat 9'a gelince her sabah çayımızı içip kahvaltımızı ediyoruz. Kahvaltı dediğimde simit, zeytin, poğaç tarzında. Şimdi ben de gidip simit ve zeytinleri alacağım. Simit ve poğaçayı alacağım. Ondan sonra kahvaltımızı yapacağız. Direklerimizi dikeceğiz. Daha var, daha iş yok. Daha sabah 9, akşam 6'ya kadar buradayız. Her sabah kahvaltımızda genelde ben babamın kafasını futbol, teknoloji ve YouTube hakkında konuşarak şişiririm. O da bana, ya ben ne anlarım futboldan, YouTube'dan, Apple'dan. Senin işin sen anlayacaksın der. Böyle baba oğul muhabbet ederek kahvaltımızı yaparız. Bu arada arkadaşlar videoya beğenirseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Siz de ailemize katılmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi bu mahyanın, görmüş olduğunuz mahyanın onarının altına direklerini çakıyoruz. Orada yine küçük onar kesiyoruz, ölçüp. Babam da şu an onları çekiyor. Bu mahyayla ipin arası, şu görmüş olduğunuz kısım 10 santim olması gerekiyor. Böyle içlerine onar atıyoruz. Bir tarafını buraya atıyoruz. Öbür taraflarını da betona doğru uzatıyoruz. Şu anda bir de hava çok sıcak, 39-40 derece. Betona da çivi batmıyor, çok sıkıntı yaratıyor da bize. Bu mahyayı direklerinden sonra şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz
5-10'ları 50-55 santim aralıklarla atıyoruz böyle ve onu böyle yükselteceğiz gidebildiği kadar. Şimdi onlara geçiyor sıra işte. İnanılmaz serledim. Hakikaten inanılmaz serledim. Saat daha 10.30 ve hava inanılmaz sıcak. Hakikaten çok sıcak. Nem var, sıcak. Bir de çatıcıyız yani. İlla güneş göreceksin tam gün boyunca. Şu görmüş olduğunuz mahyanın 5-10'larını çaktık şu anda çoğunu. Az bir şey kaldı. Ondan sonra ya aşağı düşeriz ya da tekrardan bir mahya daha çıkarız. Daha buranın böyle belli aralıklarla, şuralarda belli aralıklarla mahyalar çıkıyor. Ben böyle biraz detaylı anlatırım. Onu hiç anlamayan arkadaşlarımız vardır. Onlar da biraz daha anlasın diye. Benim de çok bir şey bildiğim yok yani. Bildiğim kadarıyla size anlatıyorum ben de. Böyle bunların uçlarını kesiyoruz. Yere tam oturması için bunların görmüş olduğunuz kısımlarının uçlarını kesiyoruz. Öyle bakalım. Hava çok sıcak. Şu anda yavaştan tahtaları döşemeye başladık. Alt kısımları babam tek başına döşüyor. Oralara ben fazla girmiyorum. Yukarılarda bazen döşeme yapıyorum. Şimdi buradaki kiremiti kaldırıp koyabileceğimiz yer yok. O yüzden buranın bir kısmını döşeceğiz. Membranını sereceğiz. Kiremitleri oradan alıp buranın üstüne koyduktan sonra bu boşluğu şey yapacağız. Mahyalarını falan atacağız. İyice sıcak oldu. Hakikaten var ya hakikaten bugün fazla sıcak. Nem var. Yapışıyor böyle. İnsan böyle çalışası gelmiyor yani. Öyle devam ediyoruz bakalım. Lan nereye kadar gidecek bakalım. Öğle yemeğimizi yedik. Ardından biraz taşınacak malzeme vardı. Onları taşıdık. Şimdi ise her öğlen tam artık güneşin tam tepemizde olduğu vakitlerde 12-1.30 arası genelde dinleniyoruz, uzanıyoruz. Şöyle bir kaylule uykusuna yatıyoruz. Ben inanılmaz seviyorum. Harbi diyorum. Hakikaten ben inanılmaz seviyorum. Çok iyi geliyor. Dinleniyorsun bir 15-20 dakika uyumak. Günün ikinci turunda, ikinci periyodunda çok sağlam enerji veriyor. Şimdi izninizle ben de bir yatayım, kalkayım. Tekrardan hepinize merhaba. Şimdi günün ikinci periyodunda devam edeceğiz. Bir limonlu soda içelim dedik. Bu sıcakta terden kaybettiğimiz o tuzlu vitaminler de hepsini geri kazanıyoruz. Öbür türlü baş dönüyor, kafa uçuyor yani. Sıcak çok rahatsız ediyor ama bu yine biraz rahatlatıyor. Biraz da ayran iyi geliyor. Şimdi bakalım günün ikinci periyodunda kalan döşemeyi tamamlayacağız. Kalan mahyalarımızı çıkaracağız. İnşallah akşama kadar bu cepheyi de bitirmiş olacağız. Evet, şimdi alt kısımda yaklaşık şöyle 2 metrelik bir döşeme yaptık. Şimdi o döşemenin üstüne şurada kalan kiremiti koyacağız. Çünkü burada da yine direkt falan atacağız. Bize engel olmasın diye. Oraya şimdi bu kiremitleri koyacağız. Öyle devam edeceğiz. Ondan sonra buranın mahyasını atacağız. Şimdi o kiremitleri kaldırmamız lazım ayak altında. Bize normalde şu anda bir 8-10 tane 5-10 lazım kaldı. Şimdi ben de 5-10'ları açacağım. Onu da size göstermek istedim. Normalde bize 5-10'lar böyle ikisi birbirine çakılı şekilde geliyor. 3 tane çivi oluyor. Güneşte falan sıcakta falan böyle ne oluyorlar böyle kırılıyorlar, burkuluyorlar böyle, yamuluyorlar böyle. Biz bunları böyle açıyoruz burada. Açtıktan sonra şey yapıyoruz. Adınızı siz söyleyin. Temizliyoruz, çivilerini söküyoruz. Mesela bunu böyle temizliyoruz. Ondan sonra oraya veriyoruz. Orada işlemini görüyoruz. Normalde böyle çakılı olarak geliyor. Yamulmasınlar. Şimdi arka tarafın direklerini çakacak. Oraların tahtalarını örecek. Ben de o sırada buranın döşemesini çıkarmaya çalışacağım. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bu kısmında döşemesini bitirdik. Daha şu taraflarını falan. Komple yani bu cephede komple döşemesi bitti.
Şimdi birkaç tane tahta var çakılacak böyle en alt kısımlara. 2 tane 3 tane onları da çaktıktan sonra herhalde artık bugün paydos ederiz değil mi? Salarsın bizi artık. İyi salarım şu bizi artık. 2-3 tane tahtamız kaldı. Burası da bitti çok şükür. Allah bereket versin. Son tahtalarımızı çakmaya gidiyoruz artık. Paydos zamanı geldiğinde genellikle tahtaların üstüne uzanır ve hayallerimi düşlerim. Onlara ulaşmak için çaba gösterip göstermediğimi, hayallerimi ne kadar hak ettiğimi, ne kadar emek verdiğimi düşünürüm. Benim için her şeyden değerli olan hayallerime, bir gün ulaşacağıma, verdiğim onca emeğin karşılığını bir gün alacağıma sonsuz bir şekilde inanıyorum. Dememiş mi Mimar Sinan? Emek çekilmiş her şey değerlidir.